Herkese merhaba. Yepyeni bir yıl sonra videosuyla karşınızdayım. Kanalımı takip edenler bilir, ben yaklaşık bir yıl önce, ki tam olarak 6 Aralık 2020'de bir tane video yayınlamıştım. Bu videoda Epson L3151 yazıcı, ki şu anda görüyorsunuz hemen yanımda, neden aldığımı anlatmıştım. Bu bir inceleme değildi. Hatta o videoya çok fazla da yorum geldi. Hani inceleme, işte şunlara bahsetmemişsin, hiç baskı almamışsın falan gibisinden. Ben videonun içine de söylemiştim ama herhalde izleyenler birazcık öyle düşündü. Bir inceleme olduğunu düşündüler. Epey de izlendi. 30 küsur bin izlendi yanlış hatırlamıyorsam eğer. Ve yaklaşık bir yıl kullandıktan sonra hem o videoda sorulan yorumlara yanıt vereyim dedim ki hemen hepsini de yanıtladım bu arada. Bayağı da soru geldi. 300 küsur tane soru gelmişti. Hemen hemen hepsini yanıtladım o soruların. Ama bu videoda da birazcık hem o bir yıl içinde neler yaptım, ne oldu, kaç sayfa bastım, ne gibi sorunlar yaşadım bundan biraz bahsedeyim. Hem de almak isteyenler olursa, ki güncel fiyatı birazcık arttı, bayağı bir arttı daha doğrusu. Neredeyse %100'e çıktı fiyatı. Onlara bir fikir vermek için böyle bir video hazırladım. Şimdi bir sayfa var önümde, görüyorsunuz burada. Bunu detaylarda göstereceğim size. Burada muhtemelen okuyamazsınız. Çok küçük bir baskı çünkü bu. Yazıcı üzerinden bugün çıkış aldım ben bu sayfayı. 5 Aralık'ta, yarın 6 Aralık'ta videoyu yayına vereceğim. Şimdi burada yazıcının power tuşu ve bir böyle dairesel bir tuş var. Yazıcı kapalıyken ikisine birden basılı tutup açıldığı zaman önce dairesel tuşu, sonra da power tuşunu bıraktığınızda aktif olan bir özellik bu. Yazıcının ilk açıldığından bu yana kaç sayfa bastığını böyle kabataslak veren bir sayfa basıyor. İşte seri numarası var yazıcının. Firmware'inin durumunu gösteriyor. Şimdi bir borderless demiş. Color pages, yani çerçevesiz kaç sayfa basmışım? 10 sayfa renkli basmışım. 0 sayfada siyah beyaz basmışım. Bu bir. Border dediği, yani normal baskıdan bahsediyoruz. With border dediği, renkli sayfada 2550 sayfa basmışım. Siyah beyazda da 720 sayfa basmışım. 17 sayfada boş sayfa basmışım. Toplamda 3304 sayfa basmışım ve ilk açılış tarihi de bu yazıcının, yani first time printing diyor. Ben Kasım ayında açtım yazıcıyı ama videoyu Aralık ayında çekmiştim. Onu da altını özellikle çizeyim. Peki kartuş toner durumları ne oldu? Şimdi biliyorsunuz bu bir tanklı yazıcı. Şuradan şöyle açayım, göstermiştim zaten o videoda ama buradan dolduruyorsunuz. Şimdi diğer tonerleri bitti. Yani şu, bir tek şu tüp kaldı. Çünkü neden? Siyah bu biliyorsunuz. Bu siyahtan iki tane veriyorlardı. Ben ara ara doldurdum. Hatta şu anda siyahın durumu daha yüksek. Hatta şunu izlerken çekim sırasında bakalım hepsini alacak mı? Şimdi şuraya bir eğilmem lazım. Siyah hangisiydi? Şurada da yazıyor zaten. Evet, siyah. En baştaki şöyle takayım ve canlı canlı sizinle beraber doldurayım. Hepsini alacak mı bilmiyorum yalnız. Bakalım. Şöyle bir sallayalım. Evet, hemen hemen çok az bir şey kaldı. Hepsini almadı. Muhtemelen fullemişimdir. Bakarım şeyden. İki şey neredeyse bitti ama içindeki tankı da ağzına kadar dolu. Diğer tankların durumunu da detaylarda göstereceğim. Hemen hemen yarıya geldi. Yani 3300 sayfa basmışım toplamda. Bunun 2550 sayfası renkli basılmış ve 720 sayfası da siyah beyaz basılmış. Tabii bunun teknik verilerinde daha yüksek rakamlar söylüyorlar biliyorsunuz ama o teknik verilerdeki rakamları tutturmak her zaman kolay değil. Yani 3300 sayfa demek, bir 3300 daha basarsam ben, yani 2 senede ancak içindeki kartuşları verilenleri, kutudan çıkanlardan bahsediyorum. Yani şu tüpleri değil, kartuş demeyelim bunlara. Yanlış bir ifade olur. Bu tüpleri bitirmiş olacağım. Bu arada onunla ilgili ben ayrı bir video çektim. Bu tarz bir ürün alırken, yani ne marka alırsanız alın fark etmez arkadaşlar, mutlaka orijinal, yani muadil toner kullanmayın. Muadil mürekkep, muadil işte artık ne diyorsanız buna, bundan kullanmayın. Çünkü bunlar yazıcılara zarar verebiliyor ve zarar verdiği zaman da garanti kapsamı dışında kalıyor. Piyasada böyle satılan modeller de, ürünler de var. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Bunu ayrıca bir video çekerek de bahsetmiştim. Öte yandan o videoya çok fazla yorum gelmişti. Yani ilk çektiğim o neden aldım videosuna. Orada sorulardan bir tanesi şuydu. İnsanlar şunu soruyor. Yani yaklaşık bir 10 kişiden bu soru geldi. Diyorlar ki yazıcıyı uzun zaman kullanmadığımız zaman donuyor mu? Şimdi bende öyle bir şey olmadı. Açıkçası konuşmak gerekir. Çünkü normalde mürekkep püskürtmeli yazıcılarda donuyor arkadaşlar. Bir 15-20 gün, bir ay kullanmazsınız donuyor. Ve sonra açmak için de böyle benim bir videom var hatta onunla ilgili. Şuradan da linkini koyarım. İşte sıcak suya sokmanız, ne bileyim saç kurutma makinesi ısıtmanız falan gibi de fantastik yöntemlerle uğraşmanız gerekiyor. Bunda olmadı ama ben şöyle söyleyeyim, yani en fazla 15 günde bir, hani o mesafe benim için en çok 15 günde bir
çıkış aldığım için ben de kurumadı. Ama mesela 2 ay hiç baskı almazsam ne olur bilmiyorum. Çünkü bunu soran da bir öğretmen hocamız oldu. Dedi ki hani ben yazın baskı almıyorum ne olacak? 5 günde bir uzaktan, çünkü bu uzaktan da çalışabiliyorsunuz. İnternet varsa bulunduğunuz yerde bir e-posta adresi oluşturuyorsunuz ve o adrese doğrudan doğruya baskı alabiliyorsunuz. Hani öyle bir şey yapın dedim. Hani 15 günde bir baskı alsanız yeter. 3-5 sayfadan bahsediyorum. İşinizi kurtarır diye düşünüyorum. Onun dışında da yapılabilecek bir şey yok. Yani benim başıma gelmedi ama tanklı yazısı olup da böyle sorun yaşayan varsa yorumlarda yazsın. En azından hem ben öğrenmiş olurum hem de diğer videoyu izleyen diğer insanlara da bir katkımız olmuş olur. Öte yandan ben yazıcı çok çok memnunum. Yani herhangi bir sorun yaşamadım. Bir kere bir kağıt sıkıştı. Bununla kağıt sıkışınca çıkarması kolay değil. Çünkü hani şurası kalkıp da bazı yazıcılarda vardır o. Ulaşabiliyorsunuz içeriye. Bunda ulaşmanız biraz zor. Biraz uğraştırıcı oluyor kağıt sıkıştığında. Öyle bir sorun yaşadık. Onun dışında yani tarayıcı olarak da kullanıyorum. Kablosuz olarak kullanıyorum zaten. Herhangi bir kabloyla değil. Evdeki işte eşimin ve çocuğumun bilgisayarından da çıkış alabiliyoruz kablosuz olarak. Uzaktan da e-postayla da göndererek de çıkış alabiliyoruz. Birçok şeyi bu şekilde yapabiliyoruz. Öte yandan fiyatını söyleyeyim. Ben geçen sene aldığımda yani 2020 yılında 1550 miydi 60 mıydı yanlış olmasın ama o civarda bir şey almıştım. Bugünlerde 2500 TL civarında. Hala alınır mı? Bence alınır. Yeni modelleri falan da çıktı. Onlara da bir bakmanızı öneririm. Çok gelen bir soru şuydu. HP mi Epson mu diye. Ben o videoda söylüyorum, bu yine söyleyeyim, bir kez daha altını çizeyim. O zamanlar HP daha pahalıydı, 515'ten bahsediyorum. Bu daha uygundu, bunu almıştım. Aynı fiyat olsaydı HP tercih ederdim ama bundan da yani şikayetçi değilim, gayet de memnunum. Epson'un da belli bir kalitesi var zaten. Fotoğraf da basıyor, fotoğraf kağıdı koyarsanız tabii. Normal baskıda çok güzel bir şekilde alıyorsunuz. Çift taraflı otomatik baskı özelliği yok, manuel yapmanız lazım bunu. Onu belirteyim. Onu soranlar çok olmuştu çünkü. Hani buradan alıp tekrar koyup işte ters çevirip falan filan yapıp baskı almanız gerekiyor. Bunu da soranlar çok oluyor. O şekilde çift taraflı baskı alıyorsunuz. Tarama özelliği var. Şöyle göstermiş olayım. Zaten onu da bayağı sık kullandım. Bunun otomatik beslemeli olanları, versiyonları da var. Onlar tabii ki daha pahalıydı. O zaman da daha pahalıydı. Şimdi de daha pahalıdır muhtemelen. Yani benim yaşadığım deneyim buydu. Ben gayet memnun kaldım yazıcıdan. Herhangi bir sorun, herhangi bir problem yaşamadım ve bir yılın sonunda da hani diyorum ki iyi ki de böyle bir şey almışım. Çünkü gördüğünüz gibi 3300 sayfa baskı almışız. 12'ye bölsek bunu yani 3000 desek kabaca 200 sayfayı falan geçiyor yani. 300 desek birazcık fazla olur. 3300-3600 olur. Yani 250 ile 300 sayfa arasında bir değer oluşuyor ki 300 sayfa almaya kalktığınız zaman genelde kartuşlu bir yazıcıdan bahsediyorum. Mürekkep püskürtmeli kartuşlu olandan. Onların sadece her ay bir kartuş değiştirmeniz gerekiyor. Kartuşlar da nereden baksanız 250-300 lira. Şunlar 130 lira mı neydi en son baktığımda ama şimdi muhtemelen dolar euro arttı, fiyatları da artmıştır ama bunları da hepsini aynı anda bitmediği için hani mürekkepte öyle olmuyor işte. Normal tonerli kartuşlarda, kartuşlu yazıcılarda daha doğrusu. Bir de çok şu soruldu arkadaşlar. Onu da özellikle söyleyeyim. Çünkü hani lazer alsak siyah beyaz daha iyi değil mi falan diye. Evet lazerler daha iyi ama bu renkli de basabiliyor. Ve fiyatları muhtemelen yani renkli lazer almaya kalksa çok uçuk da siyah beyazlar nispeten bir tık daha mantıklı olabilir fiyat anlamında. Ama yine de çok da ucuz değiller. O yüzden mürekkep püskürtmeli olup da tanklı bir yazıcı almak hala daha makul ve mantıklı. Bunu da soran olmuştu çünkü. Yani sadece ben siyah beyaz baskı alacağım. Lazer alsam daha mantıklı değil mi? Çok ucuz lazerlerde belki olabilir bu. Ama işin içine Wi-Fi'de taramaydı falan gelince 3 aşağı 5 yukarı bunun fiyatına geliyor zaten. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Bir yılın sonunda serisi devam edecek. Böyle aldığım, kullandığım ürünlerle ilgili görüşlerimi, yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. Bu arada bu ürünü ben kendi paramla almıştım. Hani markanın veya işte biz işbirliği vesaire yok ama açıklama kısmında bir link bırakacağım sizlere. Hepsi burada ile bir işbirliğim var biliyorsunuz. Oradan alışveriş yaptığınız zaman bana da katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Bu modelde var. Farklı tanklı yazıcı modellerini de yine o listeye koyacağım. Uygun olduklarını düşündüklerinizi oradan satın alırsanız bana da bir katkıda bulunmuş olacaksınız. YouTube kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Bu abone olma meselesini sık sık tekrar ediyorum ama markalardan bir şey istediğiniz zaman senin abone sayın az diyorlar. Bunu yükseltmemiz gerekiyor. Bu konuda destek olursanız çok sevinirim. Beni aynı zamanda Instagram ve Twitter gibi sosyal ağlardan da takip edebilirsiniz. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.